Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Söz almış bulunduğum Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin yürütme maddesinin birinci fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanı yürütür cümlesi aslında bütçeyi ve ülkemizde olup bitenleri en güzel özetleyen madde. Genel Başkanımız ve milletvekili arkadaşlarım bu yürütme ile ülkemizde emekçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi ve sanayiciler için işlerin nasıl yürümediğini günlerdir anlatıp duruyorlar. İşi yürüyenler sadece Cumhurbaşkanı'na yakıp olup birlikte iş yürüterek yürütenler galiba. Bu yürütme ile işlerin iyi gitmemesi, bütçe kaynaklarının eşitsiz dağılımı, emekçi, ev içi sömürülen kadını, esnaf, işçi, çiftçi kadını daha da derinden etkiliyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesine yol açıyor, kadın cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün ve kadın cinayetlerinin artmasına neden oluyor. Oysaki bütçe sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik olarak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme adı altında çok önemli bir araç var elimizde. Ülkemizde geçmişi 80'li yıllara dayanan toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planına ve 10. 11. kalkınma planında strateji olarak yer almış, uygulama sorumluluğu Maliye Bakanlığı'na verilmişse de bugüne dek ne yazık ki somut bir gelişme görülmemiştir. Bakın 2014 yılında KEFEK son derece cesur ve kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Ama ne yazık ki bir iyi niyet ve temenni raporu olmaktan öte gidemiyor bu rapor. Sayın milletvekilleri, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemenin uygulanabilmesi için her şeyden öncelikle siyasi niyet gerekir. Bu niyet toplumsal cinsiyet eşitliği demekten kaçınan, eşitsizliğin fıtrattan olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı'na her şeyin bağlı olduğu bir yürütme ile ne yazık ki gerçekleştirilemez. Bakın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme diye KEFEK'te bir sunuş gerçekleştirildi. Tamam, kabul ediyoruz. Hadi adı bu olsun. Ona da razıyız ama yeter ki bütçede uygulansın. Şimdi içinde yer alan programlara baktığımızda da öyle çok kapsamlı, somut uygulamalar yok. Ama bunlara bile inanın biz razıyız. Bakın, içinde yer alan uygulamalar için her şeyden önce toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin ilkelerini uygulamak gerekiyor. Ancak en önemli ilkelerinden olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve sivil toplumla işbirliği ilkesi de yürütmenin hiç içine gelmiyor. Muhalefetin hesap sorması, sivil toplum örgütlerinin alandaki uygulamalarına karşı saldırılar, toplumsal tahammülsüzlüğün, muhalefete tahammülsüzlüğün nedenli olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu uygulama, araştırma, analiz, finansal kaynak ve vasıflı personel gerektiriyor. Oysaki yürütme kaynakları servet eşitsizliğine maruz kalan kadınlar yerine rantçı kesimlere dağıtmak, onlara istisnalar yaratmak peşinde. Liyakatsız yandaş atamaları ile ise vasıflı personel istihdamı zaten zor. Bu konuda işbirlikleri de çok önemli. Bakın, dünyadaki ilk uygulamacı olan Avustralya, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde, Uganda, Ruanda'da bile çok iyi uygulama örnekleri var. Ama Ruanda gibi ülkelerde bile işbirliği yapmak dururken bir bakıyorsunuz yine akla Katar gelmiş. Kadın deyince mutabakat yine Katar'la imzalanıyor. Katar'a baktığımızda bizden hani bir adım önde değiller. Bakın, hatta Uluslararası Af Örgütü'nün Kasım 2020 raporunda evlerde çalışan kadınlara yönelik kölelik benzeri durumdan, sözlü, fiziksel, cinsel tacizden ve emek sömürüsünden söz ediliyor bu raporda. Bizim onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Ha, biz onlara bir şey öğreteceğiz dersek, hani sattıklarımız karşılığında öyle bir iyilik yapalım deyip, şimdi bir açıklık da yok.
Ben aslında bu konuda bir soru önergesi verdim ama henüz yanıt almadım. Çok merak ediyorum ama tesadüfen bugün Sayın Bakan burada. Sanırım bu konuda bizi aydınlatır da biz de merakımızı gidermiş oluruz bu konuda. Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Buyurun. Aslında yerel yönetimlerimizde çok başarılı uygulamalar var bu konuda. Bakın şehrim Eskişehir'de biz 2011 yılından beri toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda çok iyi örnekler sergiliyoruz. Ama merkezi yönetim, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iyi uygulamalarını görür mü maazallah? Nerede, nasıl engellerim, yetkiyi nasıl kendime alırımın derdine düşmüş çünkü. Kamu son getirdiğiniz kamu mali yönetimi kontrolü kanununda yapılan son değişiklikle de yerel yönetimlerde dahil tüm kamu idareleri bütçelerini Cumhurbaşkanlığı programına uyduracağı için her şey yine yürütmenin iki dudağının arasına sıkışmış durumda. Her şeyin tek bir kişinin iki dudağın arasına sıkıştığı bu yürütme maddesine, yürütmenin samimiyetine de hiç ama hiç inanmadığım için ülkemizde nüfusun yarısını oluşturan kadınlar adına özgür irademle red oyu vereceğimi açıklıyorum. Kübalı şair Jose Martin'in sözleriyle özgürlük çok pahalı bir kazanımdır. Selamlayalım. Bitiriyorum Sayın Başkanım. Jose Martin'in sözleriyle özgürlük çok pahalı bir kazanımdır. Ya onsuz yaşamaya boyun eğmek ya da bedelini ödemek gerekir. Yürütme ve yürütmelerle işlerin hiç de iyi gitmediği ülkemizde bedel ödeyen vatandaşlarımızın ama en çok da kadınların ilk seçimlerde iradesinin sandığa yansıyacağına inanarak hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.